Merhaba, yeni videoya hoş geldiniz. Önceki videoda böyle bayağı gezdik. Bugün evdeyiz. Bugün çok fazla göstereceğim şey var size. O kadar fazla şey aldım çünkü tam stoklarımın bittiği haftaydı. Sürekli kargo geldi. Açmadığım bir sürü kargo var. Onları paylaşmak istiyorum. Çoğunluğu benim aldığım şeyler. Birkaç tane hediye de var aynı şekilde. Bir de dün Bulgaristan'a gittik geldik. Onları da yine bunu aldım, bunu aldım diye göstermem lazım. Çünkü yeni şeyler aldım ve biliyorsunuz yeni şeyler keşfetmeye bayılıyorum. Fakat her şeyden önce çok karnım var. Şu an saat 3 oldu. Şu pretzel deniyor ya, Alman pretzeli. Neyse. Ondan aldım marketten. Dün acıkırsam diye arabada ama yiyemedim. Çok şükür kahvaltıya kaldım. Onu yiyeceğim şimdi hemen böyle kemire kemire. Ben simit de çok seviyorum. O yüzden herhalde bunu da ister istemez seviyorum. Önce bunu yiyeceğim ki sabah işbirliği videosu vardı. Başka bir video vardı. Onları çektik ettik. Can'la sahile geldik falan. Neyse, onları yaparken kendime hiç vakit ayıramadım. Hemen suyumu doldurdum. Bir kahve yaptım ama onun da yarısını içebildim. Sonuç olarak böyle çok şey göstermeli bir video olacak. Bir de en önemli şeyi unuttum. Kapağı da muhtemelen koymuşumdur. Foreo Bear aldım. Paketini daha açmadım tamamen. Onu da aslında kargo açılımı gibi bir şeyini yapabiliriz. Çünkü kutusu dediğim gibi açık değil. Böyle evet, çok hızlı giriş yaptım. Ama bir an önce hani açılışı yapayım, kahvaltımı edeyim, sonra videoya girelim diye paketten çıkarmaya çalışıyorum. Ama keşke taze yeseydim. Çünkü getirdim akşam. Bir şey olmasın, daha doğrusu karıncalar geldi yine. Buzdolabına koydum. Biraz sertti falan derken. Neyse. Yanında ne yesem diye bir dolabı açtım ama bunun hani böyle kendine has bir tuzlumsu falan tadı oluyor ya. Tam zeytin alacaktım. Dedim gerek yok. O yüzden şöyle simit gibi. Ben simidi de sek yerim. Özlemişim. Bayağıdır yemiyordum. Temizçim güneşte keyif yapıyor. Kediniz varsa biliyorsunuzdur. Böyle güneşi bulurlar. Bir tane böyle parça güneş olsun. Onun içine yatarlar. Temiz. Bebeğim. Güzelim. Efendim. Söyle, konuş duysunlar. Aferin. Şimdi sabah bir kahve içmiştim ama bir tane de sütlü kahve yapacağım kendime. Çok uzun zamandır yulaf sütüyle içiyorum kahveyi. Galiba daha da başka sütle içmem gibi duruyor. Makine de ısınsın. Şuradan baharatlarımı alayım. Ben kahvenin üstüne, daha doğrusu süt köpüğünün üstüne mutlaka şunlardan serpiyorum. İkisi de çok güzel. Bu chai tea karışımı. Bu da pumpkin spice. İkisinin de içinde tarçın olduğu için böyle sanki tatlı yiyormuşum ve kahve içiyormuşum hissi veriyor. O yüzden hani kahve içeyim yanında tatlı yiyeyim olmuyor. Sadece kahve tatmin ediyor. Hep söylüyorum, tarçın gerçekten kan şekerini dengelemede ve böyle hani tatlı isteğinizi azaltmada çok önemli. Peki bunu diyeneceğim ne yaptı? Şu su şişesinin içine koca bir tarçın çubuğu attı. Seviyorum aromatik şeyleri. Üf, o kadar güzel köpük köpük oldu ki. Acaba hangisini? Ne farkları var? Çay tea'nin içinde tarçın, kakule, zencefil, yeni bahar, muskat, karanfil var. Pumpkin pie spice'ın içinde de tarçın, zencefil, muskat, karanfil. Yasa çok benzer. Hani birini aldıysanız birini almanıza gerek yokmuş ben. Ya şundadır ya bunda, helvacının kızında. Çay tea çıktı. Kahvem hazır. Seçtiğim baharatı da hemen üzerine döktüm. Hatta indirim varmış. Hemen linkini de paylaştık. Ama Temiz şu an çok sevmedi. Uzaktan kokladı. Onları hiç sevmezsin. Bendeki baharatlar bunlar bu arada. Hayfene'nin inanılmaz baharatı var. Bunu zaten sebzede kullanıyorum. Sürekli gösteriyorum. Avokado baharatı aynı şekilde. Sadece patates baharatını alacağım. O eksik. Onu geçen fark ettim. Şu kendim bir karışım yaptım. Çok içime sinmedi. Böyle yapmışlar yani. Hiç uğraşmaya gerek yok. Kahvemi aldım ve şimdi size göstereceklerimi göstermeye gitmeden önce. Şunu göstermem lazım çünkü fikir de olabilir size. Eren geldi geçen, bizim arkadaşımız Londra'da yaşıyor. Gelirken bana şu şekerlerden getirmiş. Bunlar işte vegan aynı zamanda. İçinde şey yok, işte palmiye falan yok. Şu şekilde böyle jelibonlar. 3 tane ve kedi şeklinde her şeyden önemlisi. Bu aynı şekilde şu üçü de. 3 tane bundan koymuş. Bir de Can'a da oradan, yine Can son zamanlarda böyle bira gurmesi olduğu için farklı biraları seviyor. Böyle standart şeyleri beğenmiyor. Neyse işte. Onlardan koymuş 2 tane. Bir tanesi mangoluydu. Bir tanesi başka bir şeyli. Şişeleri falan da çok güzel. Bir girdi bize evden. Sağ olsun hiç eli boş gelmez. Bu sepetle inanılmaz ince bir hareket. Ben kendimi ince ruhlu sanırdım. Öyle fikir olsun size de. Birine giderken ya da böyle hani eliniz boş gitmek istemiyorsanız böyle bir de sepet alıp içine koymuşlar. Teşekkürler. Şimdi size ne göstereceğim? Dün dediğim gibi bir Bulgaristan'a gidip geldik. Plovdiv'e. Ben de aylardır kesme tahtası arıyorum. Yani kesme tahtası almak istiyorum. Bende bir tane beyaz var. Çok hoşuma gitmiyor. Bir de böyle tırtık tırtık oldu o. İşte ahşap şey kesme tahtası olmadı mı falan derken alamadım. Böyle işte markaların adı falan yazıyordu üstünde. Onları da istemedim.
Dün bir tane mağazanın içine girdik. Ondan sonra orada kesme tahtası buldum. Kaç? 8 leva, 5 euro gibi böyle bütün fiyatlar yazıyor üstüne. Pepco Home diye bir şey. Muhtemelen bütün Avrupa'da var anladığım kadarıyla. Bambu, şöyle bir kesme tahtası. Ve adamlar kocaman markasını yazmamışlar. Şuraya böyle 2 tane kalp koymuşlar. 2 değil mi? Aynen 2 tane. Çok hoşuma gitti. Boyu falan, rengi mengi tam istediğim gibi. Yani gidip orada kesme tahtası almak komiğime gitsin. Onu aldım. Bir de yine aynı mağazada. Şimdi dondurma kalıpları falan oluyor biliyorsunuz ama şunları ilk defa gördüm ben. Hani şey yerdik ya eskiden kalippo. Bildiğiniz kalippo şeyi, kalıbı. Böyle kapağı da var aynı şekilde. Bunlara böyle kendi işte buz dondurmamı, işte bir şeylerimi yapıp yazın böyle fıst fıst alttan böyle itikleyerek yiyeceğim. Çok hoşuma gitti. Bakalım dedim kullanır mıyım falan, bir tane aldım. Renk renk bu arada bayağı iyiydi. BPA free'miş. Bulaşık makinesine koymayın diyor. Tam benlik. Maksimum 40 derece diyor. Teşekkürler. Elde yıkayacağız. Ne kadarmış? 2 euro 5 leva. Şöyle renkleri de çok tatlı. Böyle. Sonra başka ne aldım? Şöyle bir tane kaju peyniri aldım. 3 çeşidi vardı bunun. Ben bunu tercih ettim. Küçücük zaten. Bir de böyle şeyli Taste Hawaii diye bir peynir yapmışlar. Bu normal peynir. Ama etrafında şey var, ananas ve badem. O yüzden zaten işte ananas gelince biliyorsunuz işte Hawaii şeyi oluyor. Çok hoşuma gitti. Böyle şey diyor, cream cheese ring diyor. Böyle yuvarlak bir şekilde. Çok da güzel aslında sunum fikri. Niye böyle bademle mademle yapılabilir? Hemen deneyelim diye böyle zaten canlı gözlerimiz açıldı. Severiz böyle farklı şeyleri. Bir tane şöyle vegetable burger diye bir şey aldım. Bunu orada gördüğüm ya da hatırladığım kadarıyla şeyden, çekirdeklerden sunflower feet diyor. Aynen onlarla, hatta indirimdeydi. 2.79 levaya geldi. Soya kullanılmamış. İki parça var zaten, bugün yarın yaparım. Böyle bio ginger shotlar aldım. Yine içinde zencefil var işte, limon var, elma var. Evet o kadar. Tabii ki yoğurt aldım. Hindistan cevizi yoğurdu. Şunu zaten oradaki market videosunda göstermiştim. Ben sonra sardım. Böyle Can bu ara iş dolayısıyla gidip geliyor. Gittikçe sipariş veriyorum. Şimdi gidince ben de aldım. Sonra yine aynı şekilde aynı markanın bu şeyli passion fruitlu ve şeftalili yoğurdu. Tek kullanımlı böyle. Bu da başka bir markanın böyle pina colada şeklinde bir yoğurduydu. Çok fazla vegan yoğurt alternatifi var orada. Fiyatlar da çok fazla değil. Thousand Island sosu çok yıllar önce hangi pizza markasındaydı hatırlamıyorum. Yanında geliyordu. Onu Can aldı. Yine Can'ın aldığı bazı biraları göstereyim. Başka var da şimdi hepsini çıkaramayacağım. Şöyle bir sürü farklı pakette. Şimdilik kahvemi içmeye geçiyorum. Bugün çok şey paylaşacağım demiştim. Şunları göstermezsem olmaz. Hani bundan birkaç video önce size dedim ki Zara'da Toka beğendim. Çok beğendim, bunları alacağım dedim. Geçen gün, şimdi Gratis miydi, Watsons miydi? Watsons olması lazım. Oraya girdim ve şu tokaları gördüm. Şöyle 3 tane bir dakika rengi var. Böyle beyaz, sarı ve pembe. Sonra indirim de vardı. 30 liraydı galiba 2 tanesi. Ben de öyle olunca birkaç tane aldım. Sonra baktım bayağı Zara'dakilere benziyor. Ya Zara'dakilerin rengi daha farklı, böyle patlak. Fakat benim gibi böyle tokalar arıyorsanız bir Watsons'a, yani inşallah Watsons'tır, Gratis de olabilir. Yan yana onlar bizim burada. Bir uğrayın ve bu tokalardan edinin derim. Sarı daha güzel bu arada. Daha canlı duruyor. Artık 2 dakika şunu içeyim. Sonra Forever açacağız. Evet, biraz paket açalım bakalım şöyle. Az önce de söylediğim gibi hem benim aldığım şeyler ve aralarında bir iki tane de marka gönderisi var. Şimdi şununla başlayacağım. Ben bunu zaten açmıştım. Foreo'nun Bare'ini aldım. Yani bu mikro akım vererek yüzünüzü sıkılaştıran, yani kaslarınızı çalıştıran, dolayısıyla yüzünüzü sıkılaştıran. Benim alma mantığımda eğer yüz yogası yapıyorsanız, böyle bir alışkanlığınız varsa belki hiç bu işe girmeyebilirsiniz. Ama içinden bu arada şöyle çıkıyor. Yüz yogası yapmıyorsanız benim gibi biraz daha hani tembel işi mi diyeyim, değil aslında, yine 3 dakika ayırıyorsunuz günlük. Sonuç olarak şöyle bir alet eğer hiç görmediyseniz, ben bunu kendim satın aldım. Hatta tam zam gelmeden önce aldım. Bir süredir zaten gözümün önündeydi. Öyle küçük bir indirim vardı, kupon falan derken hemen kaptım. Minisi var, bu mini değil, normal boyu. Aplikasyonunu indiriyorum. Açıkçası birazdan hani sizinle beraber kullanmak istedim. Benim cildim yağlı, yani kuru bir cildim yok ama sarkmaya meyilli. Yani şu yanak kısmından falan. Şimdi hani annem babam da gözlemledikçe ilerleyen yaşlarda cildime ne olacağını az çok görebiliyorum. Bir sonraki kutu bu ne? Bu
kahve siparişi vermiştim. Kahvelerim geldi. Yaklaşık 3 senedir falan hani aynı yerden kahve alıyorum sadece. Arada tabii ki denediğim şeyler oluyor. Farklı markalar. Ama dönüp dolaşıp mutlaka Kofirem'de alıyorum soluğu. Çünkü her ne kadar yüz yüze tanışmasak da böyle sosyal medyadan bir tanışıklığımız var İrem'le ve Hakan'la. İşlerini de ne kadar özenli yaptıklarını bildiğim için sevdiğim kahveleri oradan sipariş veriyorum. En son ne siparişi verdim? Cold brew hazırlıyorlar. Biliyorsunuz cold brew'u yazın içiyorsanız eğer hazırlaması çok zor evde. Yani hani dışarıda hazırlayan yerlerde içmeniz lazım. Singa! Dur! Gel bu tarafa. Hayvan ne anlasın kameradan, videodan. Ne dedim? Cold brew dedim. Böylece cold brew'um da geldi. Şimdi ben bunu böyle az az içerim. Bu kıymetli bir kahve çünkü saatlerce demleniyor. Bilmiyorum hiç okudunuz mu nasıl yapıldığını. Kahve olarak da benim favorim olan Golden Ceremony'yi şöyle sipariş verdim. Yarım kilo sipariş vermiştim. Onlar da böyle 250-250 koymuşlar. İyi oldu. Hem tazeliği gitmez. Paketin içinde kalır. İçine bir tane de hediye cold brew koymuşlar. Teşekkür ederim. Hava artık gitgide ısındığı için böyle daha serin kahveleri içebiliriz. Şöyle balkona geçerim yarın. İçine buz koyarım bardağımın. Gerçekten güneş enerjisiyle çalışıyorum. Aşağı sitenin linkini bırakacağım. Bir sonraki paketimize geçelim. Siz de şey misiniz ya, ben kargo arabasının geldiğini görünce çok mutlu oluyorum. Mesela bazen alacağım bir şey olmuyor. O sırada da para harcamak da istemiyorum. Hiç kargo gelmiyor, böyle şey oluyor. Hiç kargo gelmiyor. Pop Beauty'den gelmişti. Hediye gönderdiklerine dair mesaj atmışlar zaten. Yeni bir kaş ürünü çıkarmışlar. Zaten deneyince tekrar paylaşırım aslında. Şöyle güzelce paketlenmiş. Çok güzel kokuyor kutunun. Daha önce de bana ürün göndermişlerdi. Ne koyuyorsunuz buna ya? Aşırı güzel kokuyor. Aha, benim favori ürünümden koymuşlar. Makyaj fırçalarımı ben bununla temizliyorum. Hatta gösteriyorum arada burada da. Fırçayı ıslatıyorum. Sonra içerisinde şöyle karıştıra. İçine karıştırınca direkt böyle üstteki suyu da alıp döküyorum. Hiçbir şey olmuyor. O yüzden çok pratik bir fırça temizleme sabunu diyebilirim. Yeni çıkan kaş ürünleri de bu şekilde. Aynı zamanda marka cruelty free zaten. Bunları deneyeceğim ve paylaşacağım. Böyle paketlemelere bayılıyorum. Şöyle kenara alayım. Hemen de atamıyorum bir de. Böyle haftalarca şurada süründürüyorum. Bir sonraki paketim Body Shop'tan. Ne aldım acaba? Herkese gördüm. Gerçekten bir senedir falan böyle sürekli görüyorum. Ve inat ediyorum böyle almayacağım. Ama artık en son benim de özellikle burnum için bir maskeye ihtiyacım olduğu için elimde Lush'ın maskesi vardı. Bitti. Nereden açılacağını bulamadım. Neyse maske bitti işte Lush'ınki. Ve dedim tamam artık direnmiyorum Ece'm. Geçenlerde de indirim olunca en azından dedim küçük boyunu alayım ve deneyeyim. Gerçekten küçük boyu bayağı küçükmüş. Şu an çıkarıyorum. Hani şu kutunun içinden bunun çıkması hakikaten çok üzücü. Ben normalde böyle küçük bir şey alacağım zaman bir tane almıyorum. Hani başka alacağım şeyler varsa birleştiriyorum ama bu sefer alacağım bir şey yoktu. Malum fiyatlar da çok ucuz değil. Şöyle Body Shop'un şu meşhur kil maskesini. Ben neden aldım peki? Çok küçük maske biliyorum bu arada şu kadarcık. Sadece burnuna kullanıp çok güzel verim alanlar olmuş. Ben deli gibi yorum okurum. Ve onları okuyunca dedim tamam sadece burnuma kullanıp siyah noktalarım için böyle bir şey kullanabilirim. İşe yarıyor demişler dediğim gibi. Çok hızlı konuşunca böyle oluyor. Bir diğer paketin ne olduğunu anlayamadım. O yüzden açıyorum. Bunu muhtemelen ben aldım. Ha anladım. Bu da Justin Beauty'den böyle Kore ürünleri satan şeylerden biri bu da. Markalardan biri. Ha. Bunu da neden aldım? İlk gösterdiğim Foreo Berry böyle yağ bazlı olmayan bir ürünle kullanmanız gerekiyor. Su bazlı olması gerekiyor. Dünyada deyince çok şey oldu. Neyse en çok bu aloe vera jellerle kullanılıyor. O yüzden bunu sipariş verdim. Bir sonraki kutuya geçiyorum. Bu da bu sabah geldi. Bu da Lifeco'dan böyle gelen bir paket. Yeni ürünlerin çıkacağını biliyordum. Değerli yağlar serisi çıkarmış Lifeco. Çok da güzel bir kart yazmışlar. Işıltına ışıltık atacak yeni değerli yağlar serimizin cilt bakım ürünlerini seninle paylaşmanın sevincini yaşıyoruz demişler. Aa çok güzel bir paket olmuş. İçini göstermem lazım size şöyle. Ve yine içine şu şekilde iki tane fotoğrafımı koymuşlar Instagram hesabımdan çıkan. Doğal cilt bakım kremi, organik nisan cevizi yağı, avokado yağı ve zeytinyağı şeklinde böyle bir şey çıkmış. Bir sonraki doğal bronzlaştırıcı yağ. Şu an kalbimi çaldı. Organik nisan cevizi yağı, kakao yağı, havuç yağı, zeytinyağı, susam yağı. Bir de son olarak gerçekten değerli yağlardan bir seri olmuş. Bir iki kargo daha gelecek ama diş macunu söylemiştim. Marvis'in online'da daha uygundu. Daha gelmedi. Onları bekliyorum. Bir de bir tane güneş gözlüğü aldım. Sonra gösteririm zaten. O da gelmedi henüz. Ne yapalım o zaman? Yukarı çıkalım ve şu Foreo'yu bir deneyelim bakalım ya. Telefonla açayım. Aplikasyon. Bir iki de video izledim. Her zaman söylediğim gibi ben bir ürün alınca önce YouTube'da
insanlar nasıl kullanıyor ona bakarım. Hani şeyi okumaktansa kitapçığını. Böyle herkesin anlama şeyi farklı. Hadi gidiyoruz o zaman. Şimdi yatak odasına geldim. Kutuyu açtım. Şöyle içeriğini size de göstereyim. Böyle bir kutudan çıktı. Elinize aldığınızdaki his çok güzel. Öncelikle onu söyleyeceğim. Şurada şarj ediyorsunuz böyle. Bir tane şarj ederken üzerine koymak üzere stand çıkıyor içinden. Bilmiyorum gerek var mıydı. Tek kullanımlık serum çıkıyor. Serumlu olan seti alırsanız da büyük boy serumla geliyor. Almazsanız da şöyle tek kullanımlık dediğim gibi çıkıyor. Bu şarj kablosu. Buradan QR kodu okutup aplikasyonu indiriyorsunuz. Böyle kitapçık gibi bir şey. Benim mini değil bu arada ama mini kitapçıklarıyla gelmiş. Anlamadım. Neden hata oldu herhalde. Şöyle bir kesesi var. Zaten yüzümüze sürdüğümüz bir ürün olduğu için kesede saklamak mantıklı olmuş içine. Kese koymaları. İçerik bu kadar. Şimdi ben aplikasyonu indirdim. Şöyle size göstereyim. Zaten tuşuna basınca eşleşiyor direkt bendeki cihazla. Cihaz bilgisi var. İşte nasıl kullanılır falan diye böyle gidiyor. İsterseniz buradan direkt başlatıp kendiniz direkt hareketleri yapabilirsiniz. Eğer hani biliyorsanız bu konuda. Ne bileyim izlediğiniz videolar varsa ya da yüz yogasından hakimseniz cildinizde nereye nasıl yapacağınızı. Fakat değilseniz benim gibi burada bakımlar bölümü var. Şu şekilde göstereyim. Ben şimdi bakımlara az önce tıkladım. Bana 3 tane bakım sundu şu şekilde. Bu mesela işte 2,5 dakikalık böyle yüzünüze antrenman yaptıracak bir bakım. Sonra yine aynı şekilde elmacık kemiklerinizi şekillendirecek bir bakım. Bakım başlat diyoruz diyeceğim birazdan. Bunu da mesela indirmedim. Az önce buraya tıkladım. Bu da yine aynı şekilde böyle kontür için boyun ve çene hattındaki cildi sıklaştıran falan filan diye devam ediyor. Ben şimdi bir tanesini uygulayacağım. Şimdi yüzümü iyice yıkadım. Yüzümde güneş kremi vardı. Cildinizde hiçbir şey olmaması gerekiyor. İyice yıkayıp güzelce de kurulamanız gerekiyor. Serumu süreceğim. Biraz açıkçası telaşlıyım. Çünkü ilk defa hani hem akım makım acaba nasıl olacak onu merak ediyorum. Çünkü her ciltte ve her bünyede farklı oluyor. Hem de bunu niye ilk defa öncelikle kamerayı açıp kamerada deneyeceğim. Kendi kendime aslında biraz sorguluyorum. Ama hani tepkimi hem paylaşabilmek bir de ilk kullanımla hani bir sonraki kullanımlar arasında insanın biraz farklı oluyor görüşleri. Bu da benim tarzım. Beni de böyle kabul edelim. Şu şekilde. Bu akım olayının çalışması için yüzünüze böyle su bazlı bir şey sürmeniz gerekiyor. Bakımı başlat dedim. Şöyle 4 gösteriyor ama ben böyle şeylerde korkarım. O yüzden 1 ile başlayacağım. Telefonu önüme koydum. Bakalım neler olacak. Bakımın başlamasına 3-2-1 yazdı. Bir bakım bitti ama bana yetmedi. Şimdi diğerini de yapacağım. Zaten çok kısa sürdü. Bir de video çekerken tam yapamadım. Ben böyle elektrik çarpar gibi bir his olur mu diye düşündüm. Olmadı. Neyse ki. Şunu söyleyeceğim. Bunun zaten öncesi sonrası fotoğraflarında en çok dikkat ettiğim şey böyle yüz hatlarını çok belirginleştirmesi. Özellikle şuraları. Bu arada böyle implantınız varsa kullanamıyorsunuz. Benim dolgum var yüzümde. Botoksunuz varsa da kullanmayın diyorlar ama ben sordum. Forever'a mesaj attım. Dedik ki dolgu ya da botoks işleminden sonra bir hafta sonra kullanabilirsiniz. Sorun yok dediler. Fakat implantınız ve amalgam dolgu olması lazım. Varsa kullanamıyorsunuz. Şöyle koyuyorsunuz ve yukarı doğru hareketlerle hafif bastırarak işlem yapıyorsunuz. Çünkü sarkmayı önlemesi olduğu için amaç yine aynı şekilde kasları çalıştırdığı için maksat şöyle toparlansın. Fotoğraflarda en dikkat ettiğim şey insanlarda çene hattı çok belirginleşmiş. Yine kaşlar falan yukarı kalkmış. Böyle ince çizgilere falan etkili diyorlar. Vallahi hoşuma gitti açıkçası. Biraz daha bakalım akım yükseldikçe nasıl olacak? Ama o dediğim gibi bir korkunç bir hisle karşılaşmadım. Göreceğiz bakalım nasıl olacak zamanla. Bunun en az bir ay kullanılması lazım. Hani etkisini görebilmek için ya da farkı görebilmek için. Bakalım deneyeceğiz. Zaten denedikçe de burada paylaşırım. Sanki yüzümde hemen değişiklik olacak gibi geliyor. Bu arada kamerayı kapattıktan sonra hemen bir miseler suyla gidip sildim yüzümdeki fazla serumu aldım öyle kalmasın diye. Bir arada aynı şekilde yıkadım. Suyla ve sabunla yıkıyorsunuz. Bir de kuruluyorsunuz. Bir sıkıntısı yok. Kapadıktan sonra az önce kamerayı akımı bir tık arttırdım ve hani öyle denedim. 1'de 2'ye çıkardım bir tanesini tekrar. Şuradan şuraya yaparken böyle garip bir cozurdama ya cozurdama da değil de böyle dızt bir elektrik hissettim. O garip geldi. Muhtemelen buramda 1'le kullanmaya devam edeceğim gibi duruyor. O hissi çok sevmedim. Az önce de zaten açmadan önce Melis'in videosunu izlemiştim. Melis Kocal. Aşağı linkini bırakırım. O da aynı şekilde bu makineyi ve benzerlerini hani uzun süredir kullanıyor, yorumluyor falan. Zaten ben de onu da görünce emin olmuştum iyice almaya. Ondan da ciltle alakalı, bakımla alakalı çok şey öğrenebilirsiniz. Zaten aynı zamanda yüz yogası eğitim de veriyor. Ay bu şekilde. Ben şimdi şuraları bir toparlayayım. Zira yaydım bütün odaya. Yavaştan videonun sonuna geldik. Bir yandan da suyumu içmeye çalışıyorum. Tarçın çubuklu suyumu. Güzel bir haberim var. Yani benim için güzel bir haber. Birkaç kilo vermişim.
Birkaç kilo dediğim 1-2 kilo vermişim. Aslında biraz seçim stresinden iştahım kapandı o sırada, ondan da kaynaklı. Ama sonuçta biliyorsunuz haftalardır gerçekten çok güzel beslenmeye çalışıyorum. Hani sebzelerim olsun, sebze tüketimimi arttırdım. Şeker tüketimimi biraz azalttım, kestim diye bir şey yok, hep söylüyorum. Ama şeyi fark etmemişim, sıkılaşmışım. Benim amacım hep zaten hep söylediğim gibi sıkılaşmaktı. Bugün sahilde birkaç fotoğraf çektik. Benim de ayağımda şort vardı şu anki. Ve evde gelip hani fotoğrafların, videoların arasında seçim yapmaya çalışırken bir baktım. Dedim bacaklarım incelmiş kendi kendime, sıkılaşmış daha doğrusu. Benim çünkü yumuşaktır böyle ve ister istemez hani normal insanlar hiçbir şey yapmadan o haldeyken benim onun üstünde çalışmam gerekiyor. O yüzden çok mutlu oldum. Bir tane pantolonum var. Onun içine aslında girmek hedefim baştan beri. Geçen gün giydim, giriyorum. Düğme de kapanıyor ama içinde biraz daha rahat eder hale gelmek istiyorum. O yüzden hedef devam. Yürüyüş yapıyorum, pilates yapıyorum. Aslında hep hareket ediyorum ve düzenli yapıyorum bunları. Bol su da aynı şekilde içmeye çalışıyorum. O yüzden insanın emeklerinin karşılığını alması gerçekten güzel, motive ediyor. Ne yalan söyleyeyim. Çünkü bir süredir hiç bakmıyordum hani kilo mu vermişim, şey yapmışım, sıkılaşmış mıyım diye. Bu sabah böyle benim için tatlı bir şey oldu. O sebeple şimdi kamerayı kapatıyorum. Kapatır kapatmaz da spor yapmaya başlıyorum. Aslında akşam oldu şu an. Bayağı 8'e geliyor saat ama bu işin saati yok. Umarım sizin için böyle kısa ama yeni şeylerle dolu bir video olmuştur. Belki almayı düşündüğünüz şeylerle ilgili bir video çekmiş oldum, paketini açtım vesaire. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basabilirsiniz. Çok memnun olurum. Yeni videolarda görüşmek üzere. Herkese iyi pazarlar diliyorum. Hoşçakalın. Tarçın, nane, limon suya çok yakışıyor. Ya bende sadece tarçın var ama siz diğerlerini de koyun. Özellikle nane.